Aloe vera. Aloe vera ile ilgili evet. Louis Pauling ensi Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca araştırma yapmışlar. Yüzlerce bitki inceledikten sonra aloe vera'nın bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki olduğunu belgelemişlerdir. Hı hı. Louis Pauling Yine bağırsaktaki bu aloe vera ile ilgili çok büyük çalışmalar var şeker hastalığına karşı etkili olduğunu Tayland'da yapılan klinik araştırmalar belgelemiş. Tayland'da evet. üniversitede klinik araştırması yapmıştır Bangkok'ta. Japonya'nın Hiroşima bu atom bombası atılan şehirde hı hı. bir üniversite var adı Fushiyama. Yama. Üniversitesi alev Vera yapmış olduğu araştırmada anti-aging gençleştirici, gençleştirici anti-aging antioksidan gençleştirici ve serbest radikalleri yok edici özelliklere evet. sahip. Yani dünyada en mükemmel bitkilerden biridir aloe vera. Fakat bunun aloe verayı doğal üretmek mümkün değil. Herkes üretir. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra başardım. 19 yıl deney yaptım. Çok uzun bir süre. Ya yapamadım ki yani. <laughs> şimdi benim Almanya'da tanıdığım dostlarım var. Evet. Mesela Alman, İtalyan, İspanyol, hı. Portekizli, hatta Şili'den, Kızılderili bir arkadaşımdan, evet. Taylandlı, Çinli, birçok tanıdığımda 127 yani, ülkeden insan var Almanya'da. Ürün var ama aktive edemiyorsunuz onu bir şekilde. Şimdi bunun içerisinde vitamin var, mineral var, enzim var, çok şey var. Fakat çok az miktarda aloin var. Aloini zararsız hale getirmeniz lazım, izole etmeniz Aloe'yu yok edeyim derken vitamin mineral enzim de yok oluyor. O da biter. O zaman etkisi kalmıyor. Evet. Bu ne hem aloe'yu yok edeceksiniz hem etkisini muhafaza edeceksiniz. edeceksiniz. Evet. yani <laughs> 19 yıl çalıştım sonunda <laughs> Çeşenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti. Fahrettin evet. Efendi. En ağır kanser hastalarını o tedavi ediyordu. Ben ya, doktorların artık eve gönderdiği, artık eve gitsin rahat rahat döşeğinde ölçün dediği hastaları. Son evre. Son evre bitti gitti dedikleri hastaları ben ona gönderirim bir şey yapamam artık diyordum. Hı hı. O birkaç ayda iyileştirip hastayı öne gönderiyordu. Şaşırmıştım dedim ki gideyim o bir bakayım. Bunu mu kullanıyordun? Evet. git Gittim ziyarete dedim ki ne yapıyorsun sen bu ağır insanları nasıl tedavi ediyorsun dedim. Sen dedi aloe vera tanımaz mısın? Tanımam dedim. Tanıyorum da yani ben yapamadım. Evet. Evinin içi bahçesi her tarafı aloe vera orada. Hı. Dedim ki bu ishal yapıyor. Bir şişkinlik yapıyor. İki ben çok denedim. Dedi ki şu 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 bitkileri de denedin mi denemedim. Onda kalın bir kitap var. Eski Göktürkçe yazılmış. 2000 yıllık eski bir kitap. Evet. Dedi ki bu bize atadan dededen emanet. Ama çocukları Ama siz de o zaman oradan aldınız beslenirsiniz. Evet tabii tabii. Yani ben evet. klinik araştırmalarla Hı, hı. Her esk... kendi bilginiz hem Benim değil. bilgim klinik araştırmalar evet. ve Fahrettin evet. Efendi'nin eski Türk tarihinden beri gelen 2000 hı hı. yıllık eski bilgi bu. Denenmiş, Denenmiş yapılmış, yapılmış. yapılmış. Evet. etkisi ispat edilmiş. Oğlu bu işlere merak etmediği için çekip gitmiş Antalya'ya otel işletiyor. Hı hı. Oğluna kızmış. İhale sizde mi kaldı yani? Dedi ki, <laughs> bu emanet dedi. Ben ölüp gideceğim. Evet. Bari senin yap dedik. Dedi, seni evladım gibi seviyorum. Hı hı. Bana şu bu reçeteyi bana verdi. Evet. Sağ olsun böylece. Yani diğer bütün her şeyi ben ürettim de bunu üretemiyordum. Onu da ürettik çok şükür. Sonra da ürettik. Güzel. Başardık. Güzel. Bu nedir? İksir. Renkleri de evet. Bu limon suyu, sirke, sarımsak, bitki karışımlı, sarımsaklı zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki içer. Evet. Bunun mesela kişi 6 hafta kullansın, diyelim ki kalp damarları tıkanmış, %80, %90 ameliyat olması gerekiyor. 6 hafta vakti varsa kullansın, ameliyata gerek kalmaz. Ameliyat çözüm. Denirmiş. hasta 6 hafta. 6 hafta kullansın Vaktim doktoruna edeceğim. gitsin. Evet. Doktora diyecekti ki ameliyata gerek yok. Allah Allah. Evet geçen bundan 3 hafta önce bir beyefendi. Iki da, yani kalb, bir insanın kalbi kendi yumruğu gibidir. Evet. Üç, Hep de böyle söylenir. Evet yumruk büyüklüğünde aşağı yukarı. Aynen. 3 tane ana damar var. Evet. Bu damarlardan ikisi yüzde seksen oranında tıkanmış. Birisi yüzde yüz. Hı hı. Doktorlara demiş ki Aa, mutlaka ameliyat. Hı hı. Başka yok çözüm yok. Ee, dedim ki 6 hafta vaktim varsa deneyelim. 2 haftada o yüzde %80 olan damarlar açıldı. 2 iki haftada. İki haftada. Günde evet, kaç sefer alıyor 2 kişi? Normal olarak günde 3 defa 2 çorba kaşığı ama o korkusundan panik olmuş. Yarım çay bardağı 5 defa içmiş içmiş biraz önce iyileşeyim diye. Eyvah. Tabii bu onun kötü bir etkisi var hara, mı? Fazla içilme. Ha, yan etkisi yanı bazıları mesela miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör gibi rahatsız olanlar Hı -hı. bir su bardağı bile içebilir. İçebilir. Hayır hiçbir yan etkisi yok. Zarar. Sadece tadı biraz sarımsaklı olduğu için biraz o kadar başka bir yan etkisi yok. Evet. Peki tadını diyelim ki kişi hani içemiyor, beğenmedi ya da işte suyla e, karıştırabilir. Heh. Suyla Meyve suyuyla falan böyle karıştırabilir mi ya da yemeğin. Şimdi meyve suları zaten tatlı. Tatlı. İçinde şeker var. Hı hı. Şeker olan her şey mantarı besler. Yani bozmamalı da değil mi? Mantar evet. tehlikeli. Mantar bütün hastalıkları tetikler. Evet. Mantar bu nedenle iyi değil. İyi değil. Evet. Bu nedir? Tonik. Tonik midede kişinin gastrit ülser varsa. Yani midedeki bakteriyi yok eder. Normal olarak gastrit ve ülserin sebebi Yüzde seksen neden kaynaklanıyor gastrit, ülser ve reflü? Hı hı. Bakteri, Helicobacter pylori isimli bakteriden sebep olur gastrit, ülser ve reflüye. Evet. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri. Mide asidine karşı kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Hı hı. O köpüğün içinde gizleniyor bakteri. Akıllı bakteri. Mide asidi çok sert bir asit. Midenin mukozasında böyle sümüksü bir mukos hı hı. var. Koruyucu bir tabaka midenin üzerinde. Evet. Bu tabaka koruyucu bariyer. Mide asidine karşı mideyi korur. Evet. Mide asit salgılar ama bu aside karşı mide kendini korur aynı zamanda. Çok sert bir asit. Hı hı. pH değeri yüksek. 1,5-2 arası. Yani çok sert bir asit. İşte bu bakteri Kendini asitten korumak için köpük üretiyor. Onun içinde gizleniyor. Mide mukazasını deliyor. Alta evet. geçiyor. Köpüğü bırakıyor. Faaliyete başlıyor. Çok evet. akıllı bakteri. İşte bu akıllı bakteriyi bunun birleşiminde bir madde var. Etken bir madde. Evet. Metil metilyonun sulfonun bromit. Çok hassas bir amire asit. Ben bunu söyleyemeyeceğim. <laughs> söyleyeyim desem de ben bunu söyleyeyim. <laughs> Çalışacağız. <gülüyor> Eskiden U vitamini deniyordu Hı -hı. ülseri iyileştirdiği için. Evet. Sonra baktılar böyle bir vitamin yok. Sonra ulkus faktör dediler Hı -hı. ülseri iyileştirdiği için. Yine araştırdılar araştırdılar. ilim adamları Hı -hı. böyle bir faktör yok. Hı -hı. Sonra tekrar araştırdılar ki nedir bu bakteri öldüren nedir Hı -hı. ülseri iyileştiren nedir? Bir çok hassas bir amino asit Hı -hı. metil metilyonun, sulfoniyum bromit. Lahana Hı -hı. lahana da bulunur bu. Lahana'yı haşladığınız zaman yok olur. Kaynattığınız zaman yok olur. Sentrofozda çekseniz bile tez bozulur. Evet. Onu özel bir yöntemle biz üretiyoruz. Yani öyle rastgele üretemezsiniz. O zaman e, doğru adreste e, doğru bitkiyi araştırmak lazım, okumak lazım, danışmak ve sormak lazım değil mi? Tabii.